5. Strateji Yakınma modu yerine proaktif modu tercih et. Bu süreçte şu tür düşünceler içinde kendini bulabilirsin. Çok sıkıldım ellerimi yıkamaktan, bu kadar dikkat etmekten. Bu stresi kaldıramıyorum artık. Obsesif, paranoyak birisi oldum çıktım. Evde tıkılmaktan çok sıkıldım gibi yakınmalar içine giriyor olabilirsin. Bu yakınmalar belki belli oranlarda gerçek bir durumu yansıtsa da bu tür düşünceler içinde bu yakınma enerjisiyle, yakınma moduyla hareket ettiğinde aslında belirli stres hormonlarını bedeninde salgılatıyorsun. Kortizol gibi. Ve bu stres hormonlarının salgılanmasıyla birlikte aslında fiziksel olarak da bağışıklık sistemin düşmeye başlıyor. Kronik yorgunluk hissetmeye başlıyorsun ve bu kronik stresle birlikte mevcut durumlarla başa çıkma becerin de düşmeye başlayabilir. Ve bu enerjin yakınlarına da yansır. Çevrendeki kişilere de bu enerji düzeyin yansır ve onlar da kendi enerjilerinin düştüğünü hissedebilirler. Bu süreçte kendini bir kurban gibi hissediyor olabilirsin ama kurban modunda kalıp pasif bir noktada olman hiçbir şeyi değiştirmeyecek ve bu yakınma moduna giriyor olman da duygularınla temas etmek değil, duygularından hareketle, belirli negatif düşüncelerle aslında kendi başa çıkma gücünü yetersiz görmekle alakalı. Tabi bazı kişilerde bu yakınma bir alışkanlık icabı hatta bir kişilik özelliği gibi de olabiliyor. Ama sonuç olarak durum ne olursa olsun yakınma modunun sana bir faydası olmayacak. Bu noktada belki özellikle maddi nedenlerden dolayı belirli sıkıntılar yaşıyor olabilirsin. İşinle alakalı belirli problemler olabilir. Ama bu noktada da şunu düşünmen gerekiyor ki muhtemelen daha önce de işine başladığın dönemlerde de çok iyi bir kazancın yoktu. Belirli maddi zorluklar yaşıyordun. Şu anki bu dönemi de böyle bir dönem olarak düşün. Satışların düştüğünü, işlerin kötü gittiği bir dönem olarak düşün. Ya da yeni bir işe başlıyorsun ve düşük bir maaşla başlıyorsun ve güncel hayatın bundan dolayı zorlanıyor gibi düşün ve bunu geçici bir dönem olarak gör. Tabii ki şu anda ne kadar bunun süreceğini de bilmiyoruz. Belki de bu süreç çok da kısa sürmeyecek, birkaç aydan daha uzun bir süre belki devam edecek. Bu gibi noktalarda da o zaman proaktif bir moda geçip, peki mevcut durum böyle, ben bu koşullar altında ne yapabilirim? Ne gibi farklı şeyler olabilir? Şu anki koşullarda, şu anki ortamda nasıl bir yolla ilerleyebilirim? Belki farklı iş modellerini düşünmen gerekecek. Bu online çalışma, internet üzerinden, uzaktan çalışma modeliyle hareket etmeni gerektirebilir. Bu konuda aslında birçok farklı fırsat var. Belki daha önce hiç bu konular üzerinde düşünmedin. İnternetten bu konuları araştırabilirsin. Farklı farklı iş modelleriyle çalışmak mümkün. Tabii ki bunun için kendinde belki de bazı yeni becerileri geliştirmen gerekecek. Yeni şeyleri öğrenmen gerekecek belki de. Ama sonuç olarak proaktif mod içine girersen bu konularda ne gibi adımlar atabilirsin bunu da düşünme şansın olur. Belki belli bir düzlüğe vardıktan sonra belli bir noktada pozitif gelişmeler oldukça bir ek iş olarak böyle bir şeyi bir taraftan düşünebilirsin. Çünkü ileride de böyle bir salgın olabilir ve bu gibi bir salgın durumunda evden çalışma modeline de uygun belirli işleri düşünmek faydalı olabilir. Bu herkese uymayabilir farkındayım. Ama sonuç olarak bu da bir seçenek. Altıncı strateji, yaşam amaçlarına ve rollerine odaklanmaya devam et. Bu kriz sürecini kendi içinde kişisel gelişimin için bir fırsata dönüştürebilirsin. Belki de birçok kişinin yaptığı gibi evde oturup pasif bir şekilde korku halinde beklemek yerine gündelik hayatını daha aktif bir şekilde, proaktif bir şekilde nasıl değerlendirebilirsin, nelere öğrenebilirsin, kendinde neleri geliştirebilirsin, bunun üzerinde kafa yorabilirsin, düşünebilirsin. Bunun dışında güncel hayatında kendi sağlığına dikkat etmek, beslenmene dikkat etmek ve belki evde de olsa belirli egzersizler yapmak, fiziksel olarak kendini daha canlı, enerjik hissetmen açısından ve bağışıklık sistemin açısından da faydalı olacaktır. Belki daha önce hiç yapmadıysan meditasyon gibi belli egzersizlere bakabilirsin. Kendi içine dönmek ve kendini sakinleştirmek ve kendini daha güçlü hissetmek açısından faydalı olabilir bu gibi egzersizleri yapma. Bu süreçle birlikte ortaya çıkan ekstra zamanı bir süredir ertelediğin şeyleri yapmaya da ayırabilirsin. Bu belli kitapları okumak olabilir, belli belgeselleri izlemek olabilir. Daha önce de söylediğim gibi belki de farklı iş modellerini uygulamaya dökmekle alakalı beyin fırtınası yaptığın bir süreç de olabilir bu. Bu şekilde hareket ettiğinde kendi yakınlarını da aslında güçlü bir rol modeli oluyorsun. Yakınlarına güçlü bir rol modeli olmak ama aynı zamanda da kendi duygularını bastırmadan bunların da farkında olarak güçlü bir şekilde köklendiğini hissetmek çok önemli bir deneyimdir ve bu deneyimi gerçekten özellikle de zor zamanlarda hani söylerler ya İ kaptan dalgalı denizde belli olur. Dalgaların olduğu bu denizde kaptanlığını iyi bir şekilde gösterme fırsatı olarak görebilirsin bu süreci. Tabii ki kaptan olarak kendinde geliştirmen gereken belli noktalar olduğunu da bu süreçte fark edebilirsin. Bunları da fark edip üzerinde kafa yorup, araştırarak, okuyarak, belirli faydalı videoları izleyerek kendi içinde bir geliştirme ve kişisel gelişim dönüşüm fırsatı olarak bu süreci değerlendirmen kendini daha güçlü ve yeterli hissetmeni sağlayabilir.